Burada düşmanla gücümüz az olduğu halde gidersek bu ateşe atmadır. Bunu böyle Eyüp el-Ensar Hazretleri de öyle değil böyledir diyor. Yani birinci anlayıştaki insan acaba vebala girer mi yani onu demek istiyorum. Efendim insanlar niyetlere bağlıdır ama bir insan Kur'an hakkında ne deniyor, bu ayetin tevcihi nasıl yapılır bunu öğrenmek için, doğru konuşmak için rastgele değil de bir bilene sorarsa vebalden kurtulur. Çünkü kendisi öyle bir yorum salahiyeti taşımadığına göre rastgele konuşmamalı yani. Vebal sormadığı için olur. Şimdi sormak vazifedir. Çünkü o da emirdir. Esavle fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilene sorun diyor. Evet. O kasıt meselesi, niyetin iyi olması meselesi var. Bir de ihmalden bir vebal olabilir. Yani niyet düzgünse niyet, anladığı evet. Şekilde amel etmede bir beis yok diyorsunuz. Şimdi bu tespit ediyor bizi. Ne yapacağız? Bunu söndürebiliriz hocam. Yani bizim daha soracağımız bazı şeyler var. Ama şimdi yeter bu şeyin, yani yeter dediğim. Şimdi şeyin üstüne konuşalım. Tabii bu aç konuşuyorsunuz yani. Yani maalesef nerede olduysa karışıklıklar olmuştur, kavgalar olmuştur. O mevkiler, makamlar. Ve kendisi de, bakın, Hazreti Muaviye bazı şeylerden pişmanlık duymuş. Şimdi yalnız bak, onun faydası da olmuş. Ehl-i sünnet dediğimiz, cemaat dediğimiz olay, onun İslam aleminin toparlanması da onun şeyinde, otoritesiyle olmuş. Muaviye. Efendim? Muaviye mi? Elbette. O zaman, hatta bakın Hazreti Hasan, niye hilafet şeyinde gütmedi? Baktı ki, ben dedi bu işe, ben de bayrak açarsam, bana beyat edin derse, orada bir fitne olacak, kan dökülecek benim yüzümden. Anlaşmıştır, çekilmiştir şeyden. Onu kabul etmiştir. Yani Hazreti Hasan kabul ettiğine göre şimdi, ama sonradan şartlara uyulmamıştır. Veliaht tayin etmeyecekti oğlu Yezid'i. Babadan şeye intikal etti saltanat şeklinde. O da yanlıştı. Yani onlar yanlış yapmadı demiyoruz. Oldu ama şimdi onları yargılamak filan bizim şeyimiz değil. Ama şu var ki Hazreti Muaviye bir hutbe okumuş vefatına yakın. Diyor ki evet 36 sene şeyde kalmış. Dilek olur. Biliyorum siz benden usandınız ama ben sizden daha çok usandım diyor hutbede, Şam'da. Efendim. Fakat diyor ben gittikten sonra beni de ararsınız. Öyle diyor şeye. Fakat yani Resulullah'a bağlılığı da var. Nasıl var? Diyor ki bir takım istenmeyen işlere girdik diyor. İstenmeyen, siyaset sürükledi, istemediğimiz işlere girdik. Günahlarımız, kusurlarımız var. Yani vefat ederken Resulullah Efendimiz'in tırnaklarından muhafaza etmiş. Ne kadarsa. Diyor ki, bunları diyor bu Efendimiz'in bu tırnaklarını öğütün. Ben diyor vefat ettiğim zaman gözlerime ekin. Şefaat umarım Resulullah'tan. Şimdi bak bir muhabbet vardır her şeye rağmen. Var, Amr ibn-ül As da sahabidir değil mi? O da şeylere girmiş, Mısır varisi olmuş, onun yanına geçmiş, olmuş, bu olmuş. Büyük insan, işte bir siyaset işine girince, Sıffin olayı olmuş değil mi? Sıffin olayının içinde 85 bin Müslüman, içinde sahabe olduğu halde. Yani olmuş, ne yapalım şimdi? Şimdi olmaz mı? Müslümanları kışkırtıp tahrik etseler birbirlerine vurdururlar. Müslüman mesela bu şeylere gelmemektir, ibret almak lazımdır o olaylardan. Bu konuda Hazreti Ömer İbni Abdülaziz'in söylediğini söylüyoruz daima. Onlar kılıçlarını kana boyadılar, biz dillerimizi kana bulamayalım. Tamam mı? Onları yargılamak, o konular hakkında fikir beyan etmenin gereği yoktur, ben olmuştur, belki kaderdir. Olmuş geçmiştir, tamam mı? Onun hesabı Cenab-ı Hakk'a aittir. Bizim bunları karıştırmamızın da bir manası yoktur. Yani Kerbela olayı olmuş. Benim bir bıçağım var. Boz, fark etme. Çok acı.
Ama ne yapalım? Olmuş. Hazreti Hüseyin'e de gitme demişler misal. İbn Abbas Hazretleri bile gitme demiş. Tavsiye etmiyor. Ama kaderdir. Önüne geçilmemiştir. Öyle olmuştur. Ne yapalım yani?